Bir de bana sor. Görünen o ki sabah sabah seninle uğraşmak zorunda kalacağım. Aşk olsun ya. Ama ben çok dertliyim. Ben ne oldu diye sormasam bile sen nasıl olsa yine anlatacaksın. Evet, dinliyorum. Mert Pelin'in partisine gidiyor. Mert kim? Dün tanıştırdım ya. Ha, tamam. Peki Pelin kim? Gıcığın teki. Görünen o ki Mert'in başını döndürebilecek güzellikte bir kız. Ya ne yapacağım ben ya? Bak, benden sana bir tavsiye. Bu kadar çok koşma erkeklerin peşinden. Yani anlayacağın, cool'a kulluk yapma. Ya ben kimsenin peşinden koşmuyorum. Ya ne yapsam da Mert'in ilgisini çeksem? Alo? Ne haber Seyfi? Nasılsın? Çok özledim seni. Neyse abim, ben kaçtım buradan. Çarşıda bir takım işlerim var. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Ben ne yapacağım peki? Yenge gelmeyecek mi? Yenge? Liz Violet. Liz mi? Abi Allah aşkına bak, oyun oynayacak halim yok. Hadi görüşürüz. Selam söyle. Bir dakika dur lütfen ya. İsim neydi? Arkadaş. Hay Allah ya. Selam. Selam. Merhaba küçük hanım. Aman Hamza abi ya. Sen de Levent Üsteğmen gibi konuşmaya başladın. Levent Üste. Ha, uzun uzun Üsteğmen. Bugün işin var mı? Yok, yoktur. Çarşıya çık dediler. Çarşıya çıktım. Çarşıdayım. Süper. Madem öyle, size arkadaşına yardımcı olursun değil mi? Bilmem. Olurum herhalde. Aslında böyle bakımsız dursun istemezdik ama elden ne gelir? Tadilat yaptırmaya da gücümüz yetmedi. Zaten o yüzden düşük tutuyoruz kirayı. Düşük dediği de 600 lira. Hı-hı. Fazla büyük değil ama şimdilik sizi idare eder sanıyorum. Siz de 600'te iki kişisiniz. Yok aslında biz... Çocuk yapmayı düşünüyorsunuz tabii. Oradaki ufak oda çocuk için ideal. Gün boyu güneş alır. Çocuk için çok sevindim ama yanlış anladınız. Aman iyi yaparsınız. Vallahi biz genç yaşta anne baba olduk da ne oldu sanki gençliğinizin tadını çıkarın. Biz evli değiliz. Ay ne bileyim evladım, devir değişti artık. Şimdi herkes evlenmeden oturuyor. Öyle bir niyetimiz yok zaten. Deniz Yüzbaşı ile biz beraber çalışıyoruz. Kendisi komutanımdır. Sadece eve bakarken yardımcı oluyorum. Ben şimdi tam tamına algılayamadım sanırım. Özür dilerim. Şunu baştan anlatır mısın tane tane? Ya anlamayacak bir şey yok. Olgun bir erkekle gidersen partiye ki bu sen oluyorsun, acayip havam olur. Böylece Mert'in ilgisini çekmiş olurum. Allah Allah. Yani madem sen Mert'e sempati duyuyorsun, onunla gitsene işte partiye. Ya Sko'yu verme işte. Çok uzun kalmana gerek yok. Toplantın var diye çıkarsın. Ha iyi. Ne yapalım yapalım artık. Madem arkadaşmışız yardımımızı esirgemeyeceğiz tabii. Pelinlerin sokağına yaklaşıyoruz. Hadi hazırlanalım. Hey! Şşş! Bu şart mı ya? Sevgiliyiz ya. Yani arkadaşlık. Sevgili mi olduk hemencik? Bak şimdi, nerede tanıştınız derlerse tango kursunda diyeceğim. Tango mu? Ben mi? Bilmem ki. Peki, diyelim bakalım arkadaşım. Aşkım. 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 Aa, yankı yaptı. Pelin bu mu? Oyuna başlayalım o zaman. Merhaba. Biz Suzi ile tango dersinde tanıştık, çok çalıştık, birbirimizi çok seviyoruz. Arkadaş değiliz, aşkımız. Biz ufak bir oyun oynuyorduk. Neyse ben gideyim artık. Ne oluyor burada Hamza? Hı? Thank you.
senin alaydaki asker değil mi bu? Evet Ferit. Hiç de boş durmuyor bakıyorum. Ay, sana ne be, amma dedikoducusun sen de. Oo, melek hemşiremiz Ferit'i kanatları altına almış. Git şimdi oradan sen de. Ne alakası var? Arkadaşım o benim. Ah, keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa. Hiç yanımdan ayırmam. Bir şey diyordun. Ha, şey diyordum. Aklın daldı yine senin. Evet, daldı. Oluyor böyle ya. Askerlik yoruyor insanı biraz. Çok mu yoruyorlar Feride? Evet.